Rehber TV ekranlarından hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir hanlar rehberiyle, yeni bir konu ve konuk ile yeni bir günde yine karşınızdayız ve en kalbi muhabbetlerimizi sunarak başlıyoruz. Evet, bugün kazanılması çok zor ve kaybedilmesi de bir o kadar kolay olan bir kavramı, itibarı konuşacağız. İtibar nedir? Nasıl kazanılır, neden bu kadar önemli ve itibarsızlaştırma nedir gibi pek çok sorunun cevabını konuşuyor olacağız inşallah. Değerli stüdyo konuğum Doğru Haber Gazetesi ve Nisanur Dergisi yazarı Şükran Eslem Dağ Hanımefendi ile Hanımlar Rehberi başlıyor. Şükran Eslem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün itibarı konuşacağız inşallah sizinle. İnşallah. İtibar son günlerde, sanki hatta son yıllarda böyle sık sık karşımıza çıkan bir kavram oldu. Ve gerek kişi olsun, gerekse kurum ve kuruluşlarda olsun, genelde hep itibar ön plandadır. Yani itibar üzerinden bazı şeyler konuşuluyor. İnşallah itibarı biz de bugün açacağız, biraz konuşacağız ama dilerseniz en başta kavram olarak itibar nedir? Onunla başlayalım. İtibar nedir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle itibarın Arapça kökenli olduğunu görmekteyiz. İ'tibardan gelmektedir. Köküne baktığımız zaman BR'den, yani İbra'dan gelmektedir. İbra'dan Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ibret manasına gelmektedir. Şimdi öncelikle ben onu açıklamak istiyorum. Daha sonra itibara geçmek istiyorum. İbret, Türkçe'de bunun karşılığı mesela bir şeyi zihninde ölçüp tarttıktan sonra karşıya geçirmek, aşmak, yol almak demektir. Bu manalara gelmektedir. İtibara baktığımız zaman ise saygı... Yani Arapça kökeni, Arapça karşılığı bu. Evet. Türkçe'ye geçerken... itibarda ise saygınlık ve prestij sahibi olmak demek. İtibarda. İ eklendiği zaman, ayn eklendiği zaman bu şekilde olmaktadır. Şimdi bu mesela Arapça'da köküne kadar inip ibret olarak değişiyor ve daha sonra mesela işte o zihninde ölçüp tartma ve yol alma, aşma, bu manalara geldikten sonra saygınlık kazanma üzerine ekleniyorsa, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman hani bu kadar kolaylıkla kazanılan bir şeymiş gibi anlatılması gerçekten itibara haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Yani şu an günümüzde anlatıldığı zaman sanki itibar çok kolay elde edilebilen, hani bir kere de hemen her an elde edilebilen, maddeyle doğru orantılıymış gibi anlatılır. halbuki aslında böyle değildir. Çünkü kelimenin köküne indiğimiz zaman da zaten çok farklıdır. Hani bir şeyler edinildikten sonra, yerleştirildikten sonra bir saygınlık ve prestij kazanımından bahsediyor. Bundan dolayıdır ki bu çok kolay olmamalıdır. Edinimi çok kolay olmamalıdır. Ve karşıya geçilmesi de bu kadar kolay olmamalıdır. Bundan dolayı mesela bunların kolay elde edilemeyişinden ötürü baktığımız zaman günümüzde lanse edildiğinin tam tersi bir şey zikredilmektedir. Mesela günümüzde ise işte parayla, maddeyle, kariyerle bir anda çok kolay elde edilip aslında çok kolay bir şekilde kendi sıfatıymış gibi lanse ettiriliyor maalesef. Hatta maddeyle orantılı bir şeymiş gibi o kavram. Yani itibar deyince direkt zenginlik, şan, şöhret geliyor insanın aklına. Bu doğru mu? Yani işte olması gereken bu mudur? İşte beşeri sistemde maalesef şu anda böyle algılanmaktadır. Yani sanki böyleymiş gibi. Sanki itibar beşeri sistemde gerçekten... Mesela karaktere beşeri sistemde şöyle denilir. Yıllarca edinimi süre gelen bir şeydir. Ama itibar her an olabilen bir şeydir. Tanımına baktıkları zaman birçok yerde bununla karşılaşacaklardır muhakkak. Ama bu doğru değildir. Asıl olarak doğru değildir. Çünkü niye? Eğer böyle olmuş olsaydı, mesela geçmişe baktığımız zaman birçok insana, birçok önde gelen, öncü olan, rehber olan insana haksızlık olmuş olurdu. Madem bu kadar kolay elde edilmiş bir şey. Veya mesela baktığımız zaman şu an günümüzde biz birçok prestij sahibi, saygınlık sahibi diye adlandırılan, nitelendirilen insanlar içerisinde, yani kendi karakterlerinde maalesef ki birçok kötü kavramı barındırmaktadırlar. Bunda nasıl bir karşıya geçiş, nasıl bir saygınlık, nasıl bir örneklik veya önderlik teşkil edebilecek bir pozisyonda olunabilir ki? Bu durumda olduğu halde mesela itibar şu isimde mesela ona veriliyor. Çok zengindir veya mesela çok madde olarak çok yüksek bir yerdedir. Çok fazla vergi veriyordur. Bundan dolayıdır ona mesela bir itibar kondurulmuştur veya öyle bir algı oluşturulmuştur. Ama aslında baktığımız zaman karakterinde oluşmamış bir şey
asla dışarıdan istediği kadar var gibi gözükse de maalesef ki aslında yoktur. Yani dibine indiğimiz zaman aslında yoktur. Hı hı. Peki itibar neden bu kadar önemli? Mesela baktığımız zaman işte sosyal hayatta genelde işte birisinden bahsedilirken işte itibarlıdır ya da tanımaya başlarken itibarlı mı, ya da biz bir kız isterken mesela ailenin nasıl bir aile olduğu sorulduğu zaman işte itibarlı, itibar sahibi bir aile, ya da işte kurumlarda diyelim ki bahsedilirken kurumlardan itibarlı olup olmadığı ya da itibarı irdelenir. Neden bu kadar önemli bu? Çünkü itibar gerçekten insanların veya ailelerin veya kurumların belirleyici unsurlarından biridir. Mesela hakiki itibardan bahsedelim. Tabii şu an beşeri sisteminkini biraz az çok anlattık. Ondan değil de hakikisinde gerçekten itibar yani çok önemlidir. Yani hakikisi derken Eslem Hanım saygınlık anlamındaki mi? Tabii saygınlığı mı anlayacağız hakikisi derken? Tabii ki hakikaten saygınlığı. Mesela karakterinde o kadar belirlemiş bir şey oluşturmuş ki bu dışarıya da itibar olarak taşmış, taşabilmiş. Yani hakikaten bundan bahsettiğimiz zaman bu gerçek saygınlıktan yani bahsettiğimiz zaman bu gerçekten çok önemlidir. Çünkü buna göre insanlar birbirini kategorize edebilir. Yani kategorize etmek de bir açıdan tabii Müslümanın kimliğinde kategorize etmek İslam'a göre olmalıdır. Hani İslam'a göre saygın mı değil mi? İslam'a göre uygun bir hayat standardına sahip mi değil mi? Buna göre saygınlık ölçüsü belirlenmelidir. Ki itibar da bundan dolayı çok önemlidir. Yani itibarlı olup olmamamız bu sebepten dolayı çok önemlidir. Hı hı. Ama şöyle bir şey var ki mesela ahlaki hassasiyetlere ve değerlere dikkat ettiği ölçüde bir itibar sahibi olmak önemlidir. Hı hı. Yani bu bunların hepsini içerisinde gerçekten barındırabilmiş, daha sonra bunu taşırabilmiş ve çevresine bu şekilde yansıtabilmiş bir insanın veya bir kurumun veya bir ailenin bu şekilde bir dıştan görünüşü çok çok önemlidir. Çünkü buna göre karşı tavır verilir. Veya muteber olup olmadığı anlaşılır. Mesela dediğiniz ya kız istemelerinde bile buna çok dikkat edilir. Muteber bir aile midir? Mesela o itibara, o saygınlığı koruyabilmiş, namus kavramını kendi içerisinde barındırabilmiş, birçok ahlaki hassasiyetlere ve değerlere sahip olabilmiş demektir. Yani itibarlı aslında budur. Ve bundan dolayı da tabii ki çok önemlidir. Bu sıfatın, mesela bu algının doğru ulaşabilmesi için mesela o karakterinde barındırıp bunu doğru bir şekilde, doğru bir algıyla karşı tarafa ulaştırabilmesi gerekmektedir. Evet. Peki bu itibar, yani madem ki bu kadar önemli bir şey, bu kadar önemli olan bir kavramı, bu kadar önemli, güzel olan özellikleri nasıl kazanabiliriz? Nasıl kazanılır yani? Var mıdır bunun belli bir ölçüsü, tarifi, anlatımı? Nasıl kazanılır? Yani itibar, mesela itibarı şöyle adlandırabiliriz. Birincisi mesela gerçekten doğrunun ne olduğunu anlayabilmek. Hani başta diyor ya BR kökünden yani ibradan gelmektedir. Bu da ibret. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ibret olmaktadır. İbreti de açıklıyor. Diyor ki işte karşıya geçirmek, aşmak, yol almak, zihinde ölçüp tartmak. Şimdi bunların hepsini birincisi kafamızda, zihnimizde ölçüp tarttığımız sonucunda doğruya ulaştığımız bir şey olmalıdır. Doğruya ulaştığımız takdirde bizim gerçekten itibara doğru götürecek şeyler vardır. Çünkü doğruyu bulduğumuzda doğru bize hani yönleri göstermektedir. Mesela gideceğin yol, yön budur. Mesela bu hakikattir, doğrudur. Sen bu yolda yürüdüğün takdirde yönünü belirlemiş olursun. Yönünü belirlediğinde tercihlerin ve seçeneklerin doğru olduğu için sana itibar kazandıracaktır. Bu kazanım bundan dolayı çok önemlidir. Yani burada her şey aslında tefekküre bağlanılıyor mesela. Düşünmek, düşünmenin önemi ve düşündüğün zaman zihninde ölçüp tarttığın ve seni insani olan, özellikle de fıtratta olan doğrulara yöneltmesi, doğrularla birlikte sana yön vermesi, yön verdiği takdirde de o yönde ilerlerken mesela pusulanı bile kaybetmiyorsun. Neden? Çünkü doğruları ölçüp tartabilmişsin. Pusulasız değil, pusulalı bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Kılavuzun var. Mesela Kur'an-ı Kerim, misal peygamber hayatı. Bunların ışığında yön veriyorsun kendine. Pusulasız olmadığın için de itibar kazanabiliyorsun. Bundan dolayı mesela bir Müslüman için, daha doğrusu bir insan için itibar çok çok önemlidir. Yani önem arz ettiği kadar da günümüzde tam tersi bir platform ya da tam tersi bir profil, mesela birçok şey diyebiliriz bunun için oluşturmaya çalışılmakta. Yani insanları, kurumları, aileleri
özellikle tam tersi bir şeyle vurmaya çalışmaktadır. Yani itibarın karşısına itibarsızlaştırma getirerek bu kazanımı kaybettirmeye çalışmaktadır. Onu da konuşacağız, itibarsızlaştırmayı da inşallah onu da konuşacağız ama oraya geçmeden önce. Şimdi birisinin mesela bir Müslüman olarak diyelim ilk önce birisi için itibarlı mı değil mi bunu öğrenmek için neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani var mıdır böyle bir elimizde prensipler ya da keskin çizgiler? Yani bir insana itibarlı diyebilmek için o insanın nasıl, hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Mesela günümüzde baktığımız zaman bunu çok ölçüp tartamıyoruz maalesef. Çünkü neden Eslem Hanım? Hani kişiden kişiye, toplumdan topluma çok değişen, çok değişken bir kelime gibi görünüyor. Yani özellikle biz Müslümanlar için hani birilerine ya da birine itibarlıdır diyebilmemiz için onda ne aramamız gerekiyor? Biraz daha şimdi, açıklayacak olursak eğer anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, anladım, doğru anladım. Yani inşallah doğru anlamışımdır. Anladığım kadarıyla mesela gerçekten birincisi mesela ne aslında doğru yaptığımızın ya da bizim itibardan ne anladığımız da çok önemli. Mesela biz doğru anlamış mıyız? İtibar nedir? Ya da hayatımızda belli bir ölçüde itibar var mı? Şimdi biz kendimiz anlamadığımız, tanımadığımız şeyi karşıdakinde ölçmemiz çok zordur değil mi? Hı hı. Bundan dolayı mesela öncelikle bizim bunu tanıyabilmemiz gerekmektedir. Biz itibar olarak neyi adlandırmışız kafamızda veya figür olarak nedir itibarlı olan bizim nazarımızda? Veya yine mesela itibar ne olmalı ki bizi etkilesin? Mesela bunların bütün hepsinin tanımı bizim kafamızda gerçekten yerleşmiş olması gerekiyor. Yani itibar nedir? İtibar nasıldır? İtibarın kazanımları nelerdir diye ya da bizde itibar var mıdır? Bunu ilk başta kendi üzerimizde kontrol etmemiz gerekmektedir. Buna da tabii otokontrol mekanizması ile yapabileceğimiz bir şeydir. Devamında gözlemleme yeteneğinin kuvvetli olması gerekir ki bu gerçekten günümüzde çok gerekli bir şey. Çünkü bazen itibar o kadar hani dedik ya beşeri sistemde çok fazla algıyla değiştirilmiştir bu. Hı hı. Görselde itibarlı gibi gözüküp aslında hiç itibarı olmayan insanlar vardır. Mesela namussuzluk kavramını affedersiniz kendi içerisinde barındırıyor. Hani günümüzde mesela çapkın diye adlandırılıyor. Ama namussuz karakterini kendi içinde barındırmış bir mesela çok zengin bir iş adamından bahsedelim. Ama itibarlı diye, saygın diye, prestij sahibi diye televizyonlardan anlatılabiliyor mesela. Şimdi kişi itibarı tam olarak bilmiyorsa düşünün herhangi bir birey. Toplumda çok fazla kitap okumayan, eğitim düzeyi çok yüksek olmayan birini düşünün. Mesela ne yapacak? İtibar, ha demek ki itibar budur, itibarlıdır yani. Hı hı. Ama baktığın zaman... Zaten öyle bir algı da var. Hani evet, itibar dendiği zaman yani çok parası olan, işte insanlara yani çok reklam verme gücü olan, çok göz önünde olan, yani söylediğinin, anlattığının çok da önemi yok içeriğinin. Eğer çok fazla ekranlardaysa ya da sosyal medyadaysa, çok fazla göz önündeyse bu itibarlı bir kişi denilebiliyor. Ya da dediğim gibi eğer çok parası varsa, yani zengin birisi ise, maddi durumu iyi ise de bu itibarlı olması için yeterli bir ölçü, bir kriter gibi. Ama esas da biz bunlara bakmayacağız. Evet. O zaman biz ahlaki boyutuna mı bakmamız İşte lazım? İşte burada mesela toplumun hani ne düzeyde olduğu, gerçekten tabanın ne düzeyde olduğu çok önemlidir. Ondan dolayıdır ki hani eğitim sürekli anlatılıyor ya, eğitimin ne derecede yüksek olması, kişilerin bunu doğru adlandırabilmesi gerekiyor. Yani itibar nedir? Bu bana itibarlı diye anlatılan kişi itibarlı mıdır? Hani dediniz ya Müslüman topluluklarda bu nasıl fark edilebilir bir şey olabilir? Biz nasıl anlayabiliriz? Kendimizde gerçekten bunu barındırmasak bile bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Ne olduğunu bildikten sonra karşıdakinin hakikaten itibarlı mı, örnek alınacak bir kişi şahsiyet mi diye bunu ayırt edebiliriz. Yani tabii ki bu İslami hassasiyetlere göre ibret alma mekanizması olma açısından örneklik teşkil etmesi, bunların hepsinin kişide olması gerekmektedir. Yani sadece güç, mesela biri fakirdir, biri zengindir. Görünüşte zengin olan daha itibarlı gibi görünebilir ama fakir olan daha soylu veya daha asil veya daha dindar veya daha ahlaki hassasiyetlere sahip olabilir. Şimdi bu durumda mantıken baktığımız zaman aslında fakir olan daha itibarlıdır. Ama beşeri sisteme göre zengin olan ne kadar ahlaksız da olsa, ne kadar kötü, olumsuz bütün içerikleri içerisinde barındırsa bile toplumun, maalesef ki yozlaşmış toplumun itibarlı diye gösterdiği o olacaktır. Hı hı. O zaman bizim elimizdeki ölçü ya da elimizdeki süzek diyelim,
Kur'an ve sünnet olursa eğer, mesela diyelim ki işte çok zengin olduğu için itibarlı olarak bize öyle bir, insanların üzerinde öyle bir algı oluşturulan, yani zengin olduğundan dolayı itibarlı algısı oluşturulan kişinin, o zaman zenginliğine dönüp baktığımız zaman evet, bu zenginliğini, yani maddi gücünü eğer gerçekten insanlara, insanlığa yardım için, yani yaraları sarma için kullanıyorsa, kendisinin de eğer harcadığı ve kullandığı yerler helal dairesi ise, o zaman evet, o ona belki itibar kazandırabilir ya da kazandırmıştır. Tabii burada hani mesela zengin dedik veya güçlü dedik, kariyer sahibi dedik. Bu mesela şu şekilde yanlış anlaşılmasın. Zengin, güçlü ve kariyer sahibi olup ahlaki hassasiyetleri barındırdığı için, yani itibarlı olabilmiş ve gerçekten İslami kimliğine uygun hareket ettiği için, hem o yönde dediğiniz gibi bütün şeyleri yapabilecek kapasitede bir insan, yardımlarını veya başka şeyleri, yani kendinden başka insanları düşünebilecek kapasitede bir insan ise, tabii ki bu farklıdır. Normal, sıradan, ahlaki hassasiyetleri olmayan bir zenginle ahlaki hassasiyetleri, yani karakterli bir, şahsiyetli bir zengini asla bir edemeyiz. Hani bundan dolayı diyemeyiz. Sadece biz burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani paralı olmak ya da güç sahibi olmak, itibar sahibi olmak demek değildir. Bu yanlış bir algıdır. Ve bu, evet, özellikle yapılmış bir algıdır zaten. Ya da eğer o itibar için eğer bir kriter ise, maddi durumunun iyi olması, madden güçlü olması eğer bir kriter ise, biz de hemen burada işte diyebiliriz ki bunu anlayabilmenin yolu onu hangi yolda kullanmasıdır. Evet. Ya da gerçekten onu nerelere harcıyor olmasıdır. Ve nerelerden elde ettiği de çok önemli. Doğru. Değil mi? Mesela onu kazandığı ölçüde, mesela kazanıp zaten kazandığına göre harcama vardır. Mesela nasıl kazanmışsa öyle harcar zaten. Evet. Bu da mesela kazandığı... Evet, o hatırlatmanız çok güzel ve yerinde oldu. Evet. Yani kazandığı yere bakmak, yani onu ölçü baz almak. Bir de mesela harcadığı dediğimiz gibi ve yaşam stiline bakmak. Hani ne üzerine yaşıyor? Tamam, itibarlı kimlikle olarak öyle bir algı oluşturulmuş. Evet. Ama ne üzerine bir yaşam standartı var? Yani köküne baktığımızda bize ibretlikten bahsedilen bir şey var. Ama baktığımız zaman örneklik teşkil edebilecek bir karakter yok. O zaman bu durumda tezat oluşmuş oluyor. Peki bunu bize neden böyle bir algıyla tanıtıyorlar? Buna da bakmak lazım. Hani neyi bize güzel ve böyle özenilebilecek bir hale, cazibeli bir hale getirip de niye ona doğru bizi koşturuyorlar? Buna da çok dikkat etmek lazım. Galiba buna dikkat ederken itibar değneğinin kimin elinde olduğuna mı bakacağız? Evet. Tabii ki hani yanlış ellerde ve yanlış kişilerin, güya temsil ediyor gibi görünen kişilerin aslında hiç alakası olmayan insanlar olduğu için günümüzde maalesef asıl itibar taşıyan insanları itibarsızlaştırıp, hiçbir itibarı olmayan insanları veya kurumları algıyla bir yerlere getirip sanki itibarlıymış gibi gösterip topluma onları cazibeli hale getirip ardından sürükleme metotlarıdır bu. Ki mesela Avrupa'da bu şekilde yapmıştır. Birçok şeyi de öyle bir hale getirmiştir ki bir şeyleri itibarsızlaştırarak itibar oluşturmaya çalışmıştır. Yani bundan dolayı bu gerçekten nereye, neyin, hani nasıl işaret edildiğine, ne sebeple işaret edildiğine, oraya niye çekildiğine de bakmak lazım. Hani insanların bundan dolayı çok okuyup çok düşünmesi ve bunun üzerine gerçekten biz nereye çekiliyoruz, hani bize ne yaptırılmaya çalışıyor, bize örneklik olarak gösterilen insanlar veya kurumlar neden bunlar, burada ne sebep var diyerek insanların düşünmesi gerekiyor. Çünkü şu anda bizim zihnimiz ve beynimiz baktığımız zaman tamamıyla elinde çevirmeye çalışan bir teknoloji var. Ve biz bu zihnimizi alet olarak kullandırdığımız sürece biz kendimiz malzeme olmuş olacağız. Malzeme olduğumuz takdirde de biz hiçbir şekilde yönetici pozisyonda değil, köle pozisyonda olmuş olacağız. O zaman bu itibar kavramı da yani güç olarak, güç kimin elindeyse galiba itibar kavramı da onların elinde ve istedikleri yere istedikleri bir şekilde o etiketi evet yapıştırabiliyorlar. Evet. Yani kendi menfaatlerine, menfaat çarklarına aykırı eğer bir dişli varsa eğer, onu sökmek için de o itibar kavramını herhalde kullanıyorlar orada. Evet. Mesela işte günümüz, siz Avrupa'dan örnek verdiniz. Mesela günümüzde kendi ülkemizde de birileri
kendi menfaatlerine aykırı, ters olduğu için birilerini rahatlıkla itibarsızlaştırarak oradan aslında itibar oklarını da kendilerine evet. yönlendirebiliyorlar. Burada da sanırım birazcık herhalde uyanık olmak lazım. Çünkü yıllarca hep bu yapıldı. Hep istenildiği gibi itibar kavramını istedikleri yere alıp yerleştirdiler. Çünkü güç, size takdir edersiniz ki güç onların elindeydi. Evet. Yani itibar, yine itibarın arkasına baktığımız zaman hani maddi güç dedik ya, madden güç kimdeyse yine medyada onların arkasında, yine sosyal medyada onların arkasında, onların yanında, onların kontrolünde ve tabii bütün bu güçler, kuvvetler de kendilerinde toplanınca istedikleri gibi itibar kavramıyla da oynayıp istedikleri kişiyi itibarsızlaştırırlar değil mi Eslem Hanım? Algıları çok rahat değiştirebilecek pozisyona maalesef sahipler ama bunda düşünmeyen insanın rolü çok büyük. Mesela düşünürlere baktığımız zaman hep düşünmeye sevk ediyorlar. Filozoflara baktığımız zaman, felsefi adamlara baktığımız zaman veya gerçekten ilim ve bilim adamlarına baktığımız zaman hep bizi düşünmeye, hani rahatsız olun, düşünün, bir uyanın, hep böyle uyanışa, dirilişe, rahatsız olmaya, hani rahattan kendimizi soyutlamaktan bahsediyorlar. Aslında bunları, aslında orada küçük bir parantez açmak gerekirse ayetlerde de demiyor mu evet. Allah-u Teala akıl etmez misiniz? Evet. Ya da akıl sahipleri için. Aslında sürekli o verdiği büyük nimet olan, yani diğer canlılardan ayıran aklı sürekli kullanmamız gerektiği hatırlatılıyor. Evet, hatırlatılıyor zaten bizlere. Şimdi işte bunu düşündüğümüz zaman mesela bunların hepsi oluverirken biz oturduğumuz yerden sadece mesela televizyon seyrederek, üzülerek mesela izliyoruz, üzülüyoruz, gene oturuyoruz. Yani değişen hiçbir şey yok. Sonra uyuyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz. Hayat böyle süre geliyor mesela. Klas, yani geçmiş dönemlere baktığımız zaman mesela hiçbir Müslümanın hayatı bu kadar rahat olmamıştır. Hiç kimse böyle oturayım, işte biraz Kur'an okuyayım, biraz namaz kılayım, tamam bitti benim görevim. Hiç kimse bunu dememiştir. Yani insanlar öğrendiklerini anında gidip öğretme derdine ve mesela ilk dönemlere baktığımız zaman peygamber ve sahabe hayatlarına şehit oluyorlar bu uğurda. Mesela öğretirken, tek bir kelimeyi öğretirken şehit ediliyorlar. O harfi öğretme diye hani karşısında duranlar var. Böyle olduğunu bildiğimiz halde, yani Müslümanlar bu kadar zorlukla imtihan ediliyorken sadece İslam'ı yaymak için veya hakkı yaymak için, hakikati yaymak için bu kadar mücadele verilirken biz ne şekilde, nasıl bu kadar rahat olabiliyoruz ki bizim bu rahatlığımızı kullanabilen insanlar var. Bizim bu rahatlığımızı kullanıp bizim rahatlığımız üzerinden bu okları bizi itibarsızca çevirenler var. Mesela işte bakın onlar itibarsız, işte bakın onlar böyle, işte bakın onlar şöyle diyerek bizi alaşağı edebilmişler. Mesela şimdi veren el alan elden hayırlıdır. Biz bunu biliyoruz mesela. Bunlar dinimizde var olan şeyler ama Müslümanlara baktığımız zaman Müslümanlar toplumda neden alan el olmakla, böyle kendini o pozisyona sokmakla bu kadar ısrar ediyorlar? Ya da mesela Müslümanlar hep ezilirken öbür Müslümanlar neden sessiz kalmaktadır? Mesela bunların hepsi gerçekten düşünülmesi gereken şeylerdir. Mesela Aliya İzzet Begoviç'in bir sözü vardır, diyor ki işte beni düşmanlarımın sözleri değil, dostlarımın sessizliği, dostlarımızın sessizliği, Müslümanların sessizliği diyor. Bizi en çok üzmüştür. Düşünebiliyor musunuz? Yani Müslüman alimler, mücadele eden insanlar bu şekilde anlatırken, söylerken, yine mesela Şeyh Ahmet Yasin de Müslümanlara sitem ediyor bu durumda. Müslümanların suskunluğuyla ilgili. Yani baktığımız zaman Müslümanın imtihanı bu derecede çok büyüktür. Çünkü zalimler maalesef Müslümanlarla çok aşırı derecede uğraşmaktadırlar. Şimdi Müslümanlarla uğraşırken Müslümanların evet hani az önce de ifade ettiğiniz gibi insanların algılarıyla oynayıp Müslümanları evet önce bir itibarsızlaştırarak onları toplumların gözünde belki de itibarsızlığa mahkum ederek ellerine rahatlıkla o gücü alarak sömürüyorlar. Peki Müslümanlar bu itibarsızlığa, yani o sessiz olan, sessiz diye tanımladığınız Müslümanlardan bahsediyorum, ses çıkaramayanlardan. Yani bu itibarsızlaştırmaya inandıkları için mi sessizler, sessiz kaldılar? Yani bu itibarsızlık etki gösterdiği için, kandıkları için, inandıkları için mi sessiz kaldılar? Yoksa korktukları, sindikleri için mi? Aslında maalesef gerçekten okların işaret edip itibarsızdır diye gösterdikleri şeyler
Yani bu benim kendi kanaatim. Bence diyorum ki etki etti. Yani oluşturdukları algı maalesef toplumu yozlaştırdı. Yani Müslüman bile inandı. Mesela televizyonda, internette anlatılan, oluşturulan algı Müslümanlar en basit, mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela tesettürde öyle bir algı oluşturuldu ki zamanında mesela o düzgün tesettürüyle üniversiteye giremeyen, kamu kurumuna giremeyen kişi tesettürü böyle bir hale dönüştürüldü. Yani dejenere edildi. Ona geri sunuldu. Tamam, bu şekilde girebilirsin dendi. Hı hı. O da tesettür, yani asıl, o da tesettür. Tabii asıl tesettürü aslında itibarını yitirdi. Yani mesela şey yapıyor, diyor ki mesela bu tesettür işaret ediyor ona. Onu öyle bir böyle küçük düşürüyor, onun gözünden öyle bir aşağı indiriyor ki kişi ne diyor, ha bunun modası geçmiş. Bak toplumda itibara mesela, alınmış evet, mı oluyor o zaman? Tabii mesela ne oluyor? Mesela internet sitelerine baktığımız zaman bakıyorsunuz öyle moda şeyleri oluşturulmuş ki mesela aslında manken bir kadın. Belki normalde açık, ki çoğu öyle. Hı hı. Mesela bir tesettüre verilmiş yarım yamalak. Zaten tesettür bile denemez. Çünkü evet, tesettürün gerçekten ne ifade ettiğini biz kalkıp burada anlatmayalım. Herkes aslında biliyor. Hı hı. Öyle bir şekle bürünülmüş ki ve sunuluyor. Mesela diyor ki bak sen bu giyim markasından giyinirsen böyle tarz olursun. Aslında böyle prestij sahibi olursun, saygın olursun. Hı hı. Toplumda gözüken, ilgi çeken budur mesela. Ona bu algıyla ulaşılıyor ve o da bunu kabul ediyor. Diyor ki ha, öbürü çünkü modasını yitirmiş, itibarsızlaştırıldığı için o bunu kabul ediyor. Ve en basit örnek yani. Peki, ve ona uyuyor. Evet, itibarı alınmış, çalınmış tesettürü, isterseniz bu kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim ama bir aramız var. Tamam, inşallah. Evet, şimdi bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Hanımlar Rehberi'nde bugün itibar konusunu konuşuyorduk. Doğru Haber Gazetesi ve Nisanur Dergisi yazarlarından Şükran Eslem Dağ Hanımefendi ile ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Eslem Hanım, en son tesettürde kalmıştık. Yani tesettürün itibarının alındığında kalmıştık, orayı konuşuyorduk. Evet. Dediğimiz gibi hani onun misal olarak verdik. Hı-hı. Dedik yani mesela istenildiği zaman gerçekten olan bir şeyi bile itibarsızlaştırabiliyorlar. Onun bir kısmını istedikleri şekilde, istedikleri renge veya istedikleri dokuya çevirmek istedikleri zaman onun öbür kısmını itibarsızlaştırıp, yani hakiki kısmını itibarsızlaştırıp çalıntı bir model ya da yapay bir model ortaya çıkarıp sanki onu itibar verip sanki hakikat buymuş gibi lanse edebiliyorlar. Evet. O zaman Müslümanların da bu konuda sanırım uyanık olmaları lazım değil mi? Yani eğer bir haber geliyorsa, birilerinden bir haber geliyorsa, birisi haber getiriyorsa, o zaman Müslüman da o haberi kimin getirdiğine bakmalı, evet, galiba değil mi? Çünkü yıllarca gerçekten bu algılar üzerinden, bu itibarsızlaştırma üzerinden yüzlerce, belki de binlerce Müslümanın itibarı alındı, yuvası dağıldı. Evet. Yani diğer Müslüman kardeşleri haberin kimin verdiğine, kimin getirdiğine bakmadan direkt kendi nazarlarında bir kere mahkum ettiler. Sanırım bu da büyük bir vebal ve bu konuda haberi getirenin, yani o algıyı oluşturanın kim olduğunu, kimler olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Ona göre biz de o kişinin belki de itibar sahibi olup olmadığını kararını verebiliriz ya da vermeliyiz. Tabii mesela bu yıllarca hani medya diyelim bir yerini, bir kurumu, bir cemaati veya bir topluluğu, bir şeyleri mesela böyle itibarsızlaştırıp anlatıyor ya. Mesela birincisi bizim bakmamız lazım. Bu medya benim kafamdaki medya mı ya da benim anlatıyor? Benim fikrimde mi? Hı hı. Benim mi bu? Kimin güdümünde? Evet. Birincisi buna bakmak gerekiyor. Yani evet, o ben miyim yani? O konuşan bana ne gibi bir fayda sağlayabilir? Anlattığı şeyin beni ilerleteceği yol doğru yol mu? Ya da doğru mu değil mi? Belki en başında belki bunun irdelenmesi gerekiyor. Evet. Doğru olup olmadığı. Doğru olup olmadığını yine kimlerin getirdiğine bakarak tabii da sanırım ki. Yani o anlayabilir. Kesinlikle yine düşünülerek bulunabilen, araştırılarak bulunabilen, hı, bir şeydir. Evet. Ve aslında kolay bir şeydir. Sadece insanlar rahatını düşündüğü için, rahatına geleni yaptığı için işte, evet, söylenildi, duydu, uydu. Bu şekilde de yozlaşılıyor maalesef. Hı hı. Peki itibarsızlaştırma toplumsal veya fertsel bazda çeşitlere ayrılıyor mu? Var mı bunun da çeşitleri? Yani itibarsızlaştırma maalesef her konuda, her dalda yayılmaktadır. Hı hı. Mesela birincisi baktığımız zaman dine maalesef çok fazla dinin istedikleri boyutu. Mesela nasıl Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerine gelen kitabı, yani Allah'tan gelen kitabı
tahrif ettiler. Tahrif etmek ne demektir? Sen bir şeyi değiştirmek demek, onu itibarsız kılmak demektir. Çünkü sen ona olan doğru algıyı değiştiriyorsun. Yani burada mesela bizim dinimizde de açıkça bunu yapamadığı için ve bunun yapılamayacağı imkansız bir şey olduğu için, hani yapılma olasılığı yok. Bundan dolayı ne yapıyor? Dinde değiştirebileceği şeyleri değiştiriyor ve itibarsızlaştırıyor onu. Mesela din işte bunu yaptı, şunu yaptı, din işte kadını pencere arkasına hapsetti, din işte şu şekilde yapıyor, din sizi evinize hapsediyor, din sizi sosyal hayattan alıkoyuyor, eğitim sahibi kılmıyor, cahil kılıyor gibi gibi birçok ve benzeri örnek verilerek din ve din adamları itibarsızlaştırıldı. Şimdi buradan da mesela din ve din adamları aydınlatıcı bir şeydir. Din seni aydınlatıp yolunu açtığı için sen hakikati bulabiliyorsun o ışık dahilinde. Ama onlar seni öyle bir karanlığa mahkum ediyor ki dini itibarsızlaştırarak, dini değerleri daha doğrusu itibarsızlaştırarak, kendi istedikleri gibi tuhaf bir din ortaya sunarak, kolaylaştırıcı, değişik, hani yapıldığı takdirde de dindar mı değilsin belli olmayan bir şey, arası bir şey. Tamamen menfi. Yani bozuk ve çürük bir şey mesela ortaya çıkarıyor. Diyor ki budur aslında itibarlı olan, sen buna bak, sen buna inan diyor. Ve maalesef ki düşünemeyen insanlar da buna inanıyor ve yapıyorlar. Devamında mesela baktığımız zaman ırksal bir çeşit de vardı. Mesela ırkta istemediği ırka itibarsızlık koyabiliyor. Mesela işte beyaz siyah ayrımı yaparak, mesela siyahı itibarsızlaştırarak, köleleştirerek, alçak duruma düşürüp küçük göstererek veya dilde mesela işte Türk-Kürt ayrımında işte onlar onu, onlar onu veya öbür diller birbirini, işte Arap dilini, zamanında başka dilleri ne yaptılar? Hep birilerini çeşitlendirerek tabii ki de onun karşısına başka ve bozuk bir seçenek getirerek, hakikatini itibarsızlaştırarak onu mesela yozlaştırıp insanların şeyine sunuyor, kullanımına sunuyor. Aşağılayarak, küçümseyerek, ve mesela yok sayarak. Devletsel bazda baktığımız zaman da mesela devletlerde de bu vardır. Mesela örneğin en basit bir meclise baktığımız zaman milletvekili öbür milletvekilini, hani öbür partiden olanı, işte muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti sürekli birbirlerini itibarsızlaştırma şeyindeler. Yani bunu yaptıkları için mesela öbürünü öyle o okula işaret ettikleri takdirde ben itibarlıyım demektir. Evet. Mesela bunu yaptıkları takdirde de hani aslında bu gerçekten itibarı olan bir insanın yapmayacağı bir şeydir. Ama maalesef itibar çok farklı bir şekilde algılandığı için sürekli insanlar algıda hile yaptıkları için ve itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptıkları için bu devletsel bazda da böyle oluyor. Mesela demin Avrupa'dan bahsettik ki Avrupa öyle bir şey şekle getirdi ki istediği kişi, istediği ülkeyi itibarlı kılıp istemediği ülkeyi, ya da Amerika mesela. İstediği ülkeyi itibarlı kılıp istediğini kılamayabiliyor, köle haline getirebiliyor, küçük düşürebiliyor, sömürü altına alabiliyor, savaş yapabiliyor, ambargo koyabiliyor. Mesela bu nedir? Bir itibarsızlaştırma ve bu algıyı takip eden zavallı insan grupları. Evet, mesela çok canlı örnekleri var. Amerika mesela girmek istediği, yıkmak istediği, petrol önce kokusunu, para kokusunu alıp dahi girmek istediği, sömürmek istediği her ülkeye genelde evet ilk önce dediğiniz gibi onun itibarını alarak ilk önce. Mesela işte orada haksızlık olduğunu, orada demokrasiye aykırı bir yaşam tarzı olduğunu, oraya kendinin demokrasiyi götüreceğini, hakkı, adaleti güya, sözüm ona barışı götüreceğini söyleyerek o şekilde evet itibarını aldıktan sonra, yani itibarsızlaştıktan sonra girip yıkabiliyor. İtibarını aldığı için de girip yıktığı zaman o kısmı belki de çok insanların gözüne gelmiyor. Neden? Çünkü bir kere orası zaten kötüydü. Zaten orası düzeltilmesi gerekirdi. İnsanların nazarında böyle bir algı oluşturmak için. Bir de zaten bu ölçüm aslında bir ölçüdür. Mesela ölçüyor önce. İnsanların tepkisini ölçüyor. Mesela Müslüman bir ülkenin diyelim başkanını veya Müslüman bir ülke topluluğunu, kurumunu öncelikle itibarsızlaştırıyor, saldırıyor. Mesela bakıyor öbür Müslüman ülkelerin nabzını ölçüyor mesela. Bakıyor onlar ses ediyor mu, etmiyor mu, ne diyorlar, direniyorlar mı, direnmiyorlar mı? Aslında kendine giriş kapısı arıyor. Müslümanlar bir nevi mesela onların sessizliği demek, onlara giriş kapılığını, yani zalime giriş kapısını aralamak, açmak demektir bu. Sessizliği ve sükutuyla ne diyor? Gel o zaman itibar ver bize. Sen aslında bunu diyorsun. Direkt olmasa da sen dolaylı yoldan bunu diyorsun ve o mesajı maalesef alıyor. Alıp girip istediği gibi talan edebiliyor, bozabiliyor ve bu şekilde
toplumun güya kullanımına sunuyor yeni haliyle. Yine baktığımız zaman mesela çok önemli şeylerden biri de örf ve anneneler. Mesela bunlar hani peygamberimiz zamanında da peygamberimiz diyor ki iyi ve doğru olanları alın. Hı-hı. Mesela işinize yarayanları alın. Şimdi biz yani de... Yani özde İslam'la çatışmayan, çelişmeyen, evet, fayda sağlayabilecek bir sürü örf ve anene vardır. Ki evet, bunların çoğu da saygıya götürür insanı mesela. Saygı, sevgiyi, aile bağlarını kuvvetlendirici şeylerdir. Hı-hı. Mesela örf ve anneleri öyle bir küçük düşürdüler ki şu an günümüzde yani bayramlarda ailesinin elini öpmeye gitmeyen, mesela tatile giden insanlar var. Bu kaldırıldı mesela. Hı-hı. Veya o örf ve annenelere öyle bir şey, hani iyi olan, güzel olan örf ve anneneler o kadar itibarsızlaştırıldı ki, hani onu yaptığın takdirde sen cahilsin, örfi davranıyorsun, hı-hı, eski çağda mısın? Hı-hı. O kadar itibarsızlaştırıldı ki maalesef. İnsanların içinde öyle istekler, arzular olsa bile itibarı alındığı için evet, çekinir oldular değil mi? Mesela basitinden işte bir eskiden huzur evleri diye bir şey yoktu. Çünkü yaşlılar vefat edinceye kadar çocukların yanındaydı, evlerindeydi. Ama o bile, onun bile itibarı alındı. Evet. Yani sanki evde bir yaşlı varsa yani tırnak içinde sanki çok gericisiniz, yobazsınız, işte çağ dışısınız. Neden? Çünkü onların yeri huzur evleri. Sanki gerçekten huzur evlerinde huzurlu olacaklarmış, evet, gibi. Ve insanlar gerçekten insanların gözünde zamanla çok normalleşti bu. Halbuki maalesef bizim gelenek göreneklerimizde, örflerimizde, inancımıza göre neydi? Yaşlıların yeri çocukların yanıydı, evleriydi yani. Maalesef biz aile kavramını bu açıdan talan ettiler diyebiliriz. Hı-hı. Yani öyle bir şekilde itibarsızlaştırdılar ki mesela günümüzde baktığımız zaman anne figürü, baba figürü, yani dede, nine figürleri zaten neredeyse yok denecek kadar azınlıkta artık. Hani çok gerçekten İslami hassasiyeti olan, Allah'tan korkan insanların dikkat ettiği bir şey haline geldi. Ama anne baba figürü de mesela artık belli bir yetişkin çağa geldikten sonra kendisine ev tutma, ayrı yaşama, güya özgürlük adı altında, tırnak içerisinde söylüyorum, bu neyin özgürlüğü, nasıl bir özgürlük, o da tanımlanamaz bence. Burada mesela ne yapıyor? Ailesinin, aslında bu da Avrupa'nın öğretilerinden biri yine. Yine mesela ne yaptı Avrupa? İlk başta kendisi de ebeveynleri yok sayarak, işte aile kavramını itibarsızlaştırarak aileyi öyle bir hale getirdi ki şu an aile yok. Ortada bir aile yok. Aile, hı-hı, oluşturmak için elinden geleni yapıyorlar. Ama zamanında, evet, bunu sen yaptın. Sen çocuğu da mesela itibarsızlaştırdı. Kimse çocuk düşünmeyecek hale geldi. Nüfusu bitiyor şu an. O, evet, duruma geldi. Ve dışarıdan bunlar, hatta genç nüfus alımına tabii büyük ihtimal gene Müslüman şeylere başvuracaklar yani. Hı-hı. Ve baktığımız zaman Türkiye'de de bu maalesef böyle olmaktadır. Anne baba figürü öyle bir itibarsızlaştırılıyor ki anneden babadan izin alma kalkma, zaten olayı izin alma diye bir şey kalmadı. Hı hı. Yine izin almayı bırakın, mesela onların öğretilerini dinleme diye bir şey de kalmadı. Mesela dinlemiyor bile. O sırada çocuk kulaklığını takmış veya telefonla meşgul. Ha, seni dinliyorum tabiriyle. Böyle işte gözü başka yerde. Arada ebeveynine bakıyor. Güya dinliyor. Mesela bunun yanı sıra anne baba zaten figür olarak gerçekten çok fazla itibarsızlaştırıldı. Artık etkisi yok çocuk üzerinde. Çocuk ergenken bile, artık bırakın yetişkinliği, çünkü, ergenken bile evi terk edebilecek. Çünkü anne babayı yani karı koca olarak birbirine rakip haline getirdikleri, evet, için yani hani eş, yoldaş, arkadaş, evet, değil de birbirinin rakibi haline geldiği için zaten çocuk da arada kaynıyor. Çünkü tabii iki mesela, rakibin çatışması arasında genelde kalıyor sürekli. Orada da zaten eşin, yani karının, kadının kocasına karşı, kocanın da karısına karşı itibarı yine zedelendi. Mesela kadın, hı-hı, kocasına baktığı zaman farklı bir şey görüyor. Öyle bir itibarı zedelendi ki işte sen ona muhtaç olmamalısın, sen kendi paranı kazanmalısın. Yani bu öyle bir şekilde lanse ediliyor ki. Tabii ki İslam helal dairesine buna da izin verebiliyor. Ama bu öyle bir şekilde lanse edildi ki sanki erkeğe düşmanmış gibi ya da kocasına o şekilde büründü ve kocası onun gözünde zaten saygınlığını yitirdi. Artık evde kimin lafının geçtiği belli değil. Böyle bir çatışmanın içerisinde çocuğun düşünebiliyor musunuz? Kimden, hangi otoriteyi dinleyeceği bile belli değilken, evet, tabii ki çocuk burada kaçış yolunu arıyor ve kendisini yönetebilen otoritelere sığınıyor. Bu durumda kim kendisine ne kadar etki ediyorsa artık sokakta, dışarıda, teknolojide düşünün. Sığındığı bu oluyor maalesef. Ve bu arada
ev hanımının da ev hanımlığının itibarı alındı. Evet, meslekler mesela o evet mesleklere giriyor yine. Hı-hı. Hani en kutsal mesleklerden biridir, en zor mesleklerden biridir halbuki. Ama öyle bir şekilde itibarı alındı ki o sevimsiz bir hale dönüştürüldü. Mesela kutsal iken, yaptığı hayır bile olacak iken, hani ondan sevap bile kazanabilecekken, yani hem bu dünyada hem öbür dünyada düşünün, annelik vazifesini yapıyorsunuz. Hem çocuğu şefkatle seviyorsunuz, kucaklıyorsunuz. Ona olan, onun ihtiyacı olduğu şeyleri ona verirken aynı zamanda sevap kazanıyorsunuz. Bu kadar, hı-hı, güzel bir mertebe olabilir mi? Veya evinin işini yaparken aynı zamanda sen sevap kazanabiliyorsun. Yani, hı-hı, bunun gerçekten çok güzel dönüşleri olduğu halde öyle bir itibarsızlaştırıldı ki kimse bunu sevmez. Hatta ev hanımı demeye utanır hale getirildi toplumda. Kesinlikle. Yani yine dediğim gibi mesela aynı zamanda insan meslek sahibi ki bizler de mesela bizim de aynı zamanda ev hanımıyız. Aynı zamanda başka mesleklerimiz de var. Yani mesleklerimiz veya hobi olarak yaptığımız bir şeyler var. Yani İslam bize hiçbir şey yapmayın, evinizde oturun, sadece ev hanımı olun, sadece anne olun, sadece eş olun diye bir şey söylemiyor. İslam çalış diyor, oku diyor, her şey diyor. Asıl her şey İslam diyor zaten. Yani sınırlar çizilmiştir, o sınırlar tabii çerçevesinde iradeye tabii ki zaten İslami dairede istediğini yapabilirsin. Helal, evet, bir daire vardır. Sen orada... Hatta kadınların da yapabilecekleri çok da güzel meslekler vardır. Fakat burada sorun ev hanımlığının çok kötü, çok küçümsenmesi, evet, neden? Yani onun mesela itibarının alınması sorun olan burada o. Yani ev hanımlığı aslında çok, dediğiniz gibi, çok önemli, çok değerli bir görev iken, bir aslında annenin de tam da yaratılışına uygun şeyken, bir görevken, meslekken şu anda çok kötüymüş gibi. Yani aslında ev hanımı isen senin yaptığın hiçbir şey yoktur, sen üretemiyorsundur, senin hiçbir değerin yoktur. Hatta tam tersi ezik, tırnak içerisinde çok eziksin, çok sömürülmüşsün, çok pasivize edilmişsin gibi gösterilip, bu anlamda bu tür algılar oluşturulup gerçekten kadını evin içine itmeye başladılar. Ve ne yazık ki günümüzdeki insanların bu şekilde algılarıyla oynandı ve bunlara da çok rahat kanılabiliyor. Evet. Kanıldı yani, inanıldı buna ve bu itibar bir nevi teslim edildi. O alınan itibar aslında Müslüman kadınlar kendi elleriyle teslim tabii ettiler. Ki. Zaten mesela şuna baktığımız zaman biz hani neye inandığımız çok önemlidir dedik. Yani hangi doğru, neyin doğrusu, kimin doğrusu bu? Şimdi bizim, hı-hı, doğrumuz değilse biz ona neden inanalım, neden ardından gidelim ki? Mesela zaten burada dediğiniz gibi öyle bir şekilde, öyle bir istenilen algı öyle bir şekilde yapıldı, itibarsızlaştırıldı ki mesela kadın aslında çok rahatlığı seven bir varlıktır. Mesela düşün, ayağını uzatmışsın, rahatsın, evinin işini yaptın, çocuğuna baktın. İstediğin her hobisel alanında veya çalışma alanında gene istediğini yapabilirsin. Veya bir dönem diyelim çocuğun var, ona bakma durumun var. Ama sen illaki diretiyorsun ki hayır ben mesleğime gideceğim, mesleğimi yapacağım diye dadı tutuyorsun mesela. Bu, hı-hı, durumda dadı, bakıyoruz mesela televizyonlarda görüyoruz. İşte dadıların zulmüne uğramış çocuklar, mağdur olmuş. Ya da dadılarla büyümüş çocukların o çektikleri psikolojik baskılar. Çünkü anneden ne kadar anne kızsa da anne şefkat elidir yani. Biraz sonra yine rahmetle bağrına basacaktır. Bu dadıda veya bakıcıda olamayacağına göre çocuk bu şekilde hastalıklı bir birey olarak büyümektedir. Ve büyüdüğü zaman da bunun karşılığında zaten toplumdan intikam almaktadır. Çünkü ona bunu dayatan bir toplum var, hı-hı, bir rejim var. Ve anneliğe de bir nevi düşman olacaktır. Çünkü annesi ondan anneliğini çalmıştır. Şimdi bu şekilde zaten istenilen yerlere maalesef ki ulaşıldı. Ve buna izin veren maalesef yine biziz. Hani diyoruz ya, evet itibarsızlaştırıldı, biz itibarsız hangisi bunu anlayamıyoruz derken öyle bir hale girdi ki doğruyla yanlış birbirine karıştı. Bizde de o süzgeç olmadığı için, hani ölçüp tartma süzgeci, pek düşünmeye de kendimizi yormadığımız için biraz da cehalet falan derken ne oldu? Öyle bir hale geldi ki hani şunu da söylemek istiyorum, hatta özellikle tırnak içerisinde meslek sahibiyim veya işte çok böyle entelim, aydınım diye takılanlar daha çok cahilce davranıp bu çarkın birer dişlisi, birer kölesi haline geldiler maalesef. Hı. Ve bunu mesela alayvari konu haline bile getirebiliyorlar. Yine baktığımız zaman mesela eğitim ve eğitimciler çok fazla itibarları alındı. Yani itibarları mesela en başta şuna bakalım. İmam hatipler bir zamanlar bir eğitim yuvasıyken itibarsızlaştırılarak kaldırılmaya kadar gitti.
Ve yine eğitimcilerden istenilen işte eğitimci veya istenilmeyen eğitimci yine itibarı verilip itibarsızlaştırılarak bir nevi ondan öyle bir hale getirildi ki çocuk eğitimciye bile saygı duymayacak halde şu an. Mesela öğretmenin bile notunu veli veya öğrenci vermekte. Yani bu da gerçekten bir eğitimciye zulümdür. Oraya belli bir emekle gelmiş bir insana, belli bir kazanımla gelmiş bir insana gerçekten edilmiş bir zulümdür diye düşünüyorum. Tabii hani bu bizim kendi fikrimiz ama gerçekten eğitime de, eğitimciye de tıpkı anne modeline ya da ev hanımına ya da aile kavramına verilen o, daha doğrusu verilmeyen o itibar onlara da verilmiyor. Ve evet, öyle bir hale getiriliyor ki çocuk şu anda okulda istediği gibi hareket edebiliyor ama öğretmen ona hiçbir şey diyemeyecek halde. Öğretmenin itibarını o şekilde ondan aldılar. Eğitmenin itibarını bu şekilde alarak onun eğitmenlik vasfını aslında aldılar. Eğitemiyor ki. Çünkü karşısında eğitilebilecek bir model yok, bir çocuk yok. Çocuk bazen yeri geliyor, ondan daha büyük laflar edebiliyor. Çünkü niye? Çocuğa öyle bir şey yüklemişler ki, teknolojiyle veya televizyonda enjekte edilen kötü şeylerle. Veya özgüven adı altındaki saygısızlık. Verilmiş saygısızlık. Seviyesizlik, evet. Şimdi şöyle bir şey. Yani gerçekten eğitim işiyle uğraşan eğitmenler, öğretmenler gerçekten çok önemli, çok kutsal aslında bir görevi gerçekleştirdikleri için evet gerçekten denetlemeler olmalı, gözlemlemeler olmalı onların sürekli üzerinde hata yapmamaları için. Çünkü evet, bazen gerçekten telafisi olmayan hatalar da oluşabiliyor. Buna sebebiyet vermemek için ama bunun adına eğer gerçekten itibarsızlaştırma yapılıyorsa, itibarsızlaştırılıyorsa o eğitmende, o öğretmende zaten çocuğa vereceği bir şey kalmamış demektir. Çünkü itibara alınan bir öğretmenden çocuğun bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Yani şu an mesela dokunduğumuz... Yalnız son 5 dakikamıza da girdik, onu da evet, ona göre dokunduğumuz mesela her öğretmen ya da sorduğumuz her kişiden bu çıkıyorsa ben baş edemiyorum. Öyle bir çocuk, bir nesil, öyle bir nesil var ki benim söylediklerim ona ulaşmıyor. Arada bir paravan var yani. O beton zaten araya kurulmuşsa o duvar ve o duvar gerçekten aşılamayan bir duvar ise burada gerçekten eğitmenin de bir suçu yok. Aslında ya da şöyle bakmak lazım. Herkesin suçu var. Evet. Yani mesela annenin de, babanın da, sistemin de, öğretmenin de hepsinin suçu var. Hepsinin en büyük sorunu gerçekten, hakikaten neyin ne olduğunu bilmemek, birbirine karıştırmak. Mesela ben burada sebep ve sonuçlarını da anlatmak istiyorum. Buyurun. Yani bunun en büyük sebebi aslında neden hani itibarsızlaştırılıyor? Kibir ve gururdan gelen bir şeydir. Kendini üstün görme, başkasını alçak görmekten kaynaklanan bir şeydir bu. Evet. Şimdi burada mesela benim kendimi üstünleştirmeye çalışma çabam, sizi altta bırakmaya çalışmam lazım ki, mesela sizi itibarsız kılmam lazım ki, sizin eksik yönlerinizi göstermem lazım ki ben burada üstünlük mertebesine yükseleyim. Ama bu zaten benim ne kadar itibarsız olduğumu gösterir bu durumda. Yani işte orada bir, da bir algıda bir problem var. Bunu zaten itibarlı bir insan yapmaz. Yani itibarsızlaştıran kişilerin diyelim, o zaman kendileri itibar kazanma derdinde mi? Tabii yani ki kendileri bir itibar kazanmak adına mı itibarsızlaştırıyorlar? Yani bir şeyi mesela revaçta kılmaya çalışma çabası. Mesela bir şeye yön vermeye çalışıyor, revaçta kılmaya çalışıyor. Aslında orada bir şeyleri mesela eksik, bozuk, çürük gösteriyor. Eksik gösteriyor. İşte bu eksik, bu işe yaramaz. Sen gel bu tarafa yöne. Mesela bazı mezheplere yaptığı gibi. Orada aslında eksik var, noksan var. Sen bizim mezhebe gel. Mesela orada, en hak tabii ki benim, en yani doğrusu benim. En doğru benim, en hak benim. İşte bu mesela gruplar birbirine. İşte o grup doğru değil. Böyle gösteriyor işte eksik yanlarını, yanlış yanlarını. Bizim grup en doğru grup, gel buraya. O parti değil, bizim parti en iyi parti. Yani evet, burada kendi kusurlarını kapatma derdi ve karşısındakini alçaltarak, onu itibarsızlaştırarak kendisini güya itibar kazandırmaktadır. Aslında tabii ki unutuluyor ki burada itibarlı bir kişinin, kurumun yapmayacağı bir davranıştır bu. Ve nitekim mesela hani sonuca bakarsak eğer toplum veya fert bazında etki etti mi, sonuca mesela ulaşıldı mı? Evet, ulaşıldı. Gerçekten istedikleri algıyı oluşturup revaçta olana mesela budur. Her ne kadar itibarsız bile olsa budur. Bu itibarlıdır. Buraya kay, buraya git, buraya yönel diyorlarsa bataklığa, bilelim ki o söyleyen ses bizi bataklığa sürükleyebiliyor. Amacı buysa ve topluma baktığımızda şu an yozlaşmışsa demek ki bir bataklıktadır. Demek ki gerçekten fertsel ve toplumsal bazda
maalesef biz itibarsızlaştırmaya doğru o şeyin içerisindeyiz. Belki de girdik ve maalesef ki farkında değiliz. Burada noktalayalım mı Esra Hanım? Çünkü süremiz bitti. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Hanımlar Rehberi'nde bugün Nisan Nur Dergisi ve Doğru Haber Gazetesi yazarlarından Şükran Esnemda Hanımefendi ile itibarı konuştuk. Başka bir programda, başka bir konu ve konukla görüşünceye kadar evinizden, huzur yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.